Herkese merhaba. Haliç Üniversitesi'nde İngilizce Proficiency sınavında test edilen bölüm ve soru tiplerine bakacağız. Hemen başlayalım. Web sitemizde yer alan bilgileri bir özet olarak geçiyorum. Arkasından soru tiplerine tek tek eğileceğiz. Dinleme bölümü var. Dinleme bölümü iki ayrı kayıtla toptan 20 tane çoktan seçmeli bölümden oluşuyor. Gramer bölüm var. Gramer bölümünde close test ve anlamcı en yakın cümleyi bulma soruları var. Okuma bölümünde 300-400 kelimelik iki ayrı metinle ilgili çoktan seçmeli bölümler bulunuyor. Yazma bölümünde de 300-400 kelime arası bir essay yazılması isteniyor öğrencilerden. Konuşma bölümünde de 5-10 dakika süreli bir konuşma sınavı var. Bunlara şimdi nasıl ilerliyor süreç göstereyim şimdi size. Evet, listening bölümünde gördüğünüz gibi çoktan seçmeli bölüm var. True false soruları da çıkıyor. Doğru yanlış şeklinde de çıkıyor. Dinlerken cevaplama bölümüdür. While listening bölümüdür burası. Not alarak olan bölüm değil yani. Dinliyoruz. Dinlerken cevaplıyoruz. Bununla ilgili olarak web sitemizde hani öneriler var ama aklıma ilk gelen hani en sık kullanılan ve işine, işe de yaradığını düşündüğüm bir web sitesi var. esl diye. Oradan faydalanabilirsiniz. Yani düzeylere göre hazırlık yapma imkanınız var. Orada düşük düzeylerden daha ileri düzeye kadar kayıtlar var. Onları cevaplayabilirsiniz. Performansınızı oradan takip edebilirsiniz. Onun dışında daha birçok şey var ama hani ilk etapta aklıma geleni söyledim size. Dinleme bölümü biraz zor gelişiyor. Kolay gelişen bölüm değil. O yüzden biraz daha hangi seviyedeyseniz bir level düşükten başlayıp öyle ilerlemekte fayda var. Sonra bir ikinci listening geldi. Bir lecture dinliyorsunuz stereotiplerle ilgili olarak. Bunlar dinleniyor ve cevaplanıyor. Dinleme bölümünü devam ettiriyorum. Bu bölüm bitti. Şimdi sıradaki bölüm gelsin. Okuma bölümü. Okuma bölümünde bir tekstin uzunluğuna şöyle bir bakalım. O kadar uzun bir teksti değil. Yani oradaki bilgilerdeki, web sitesindeki yer alan bilgilerde biraz daha uzun diye söylemiştim ama tekst o kadar uzun değil. Burada doğru, yanlış gibi ifadeler, işte direkt çoktan seçmeli sorular şeklinde karşımıza çıkıyor. Sonra 24. soruda bir hangi kelimenin yerine geçiyor diye, yani D'nin yerine geçiyor diye bir referans sorusu var. Referans soruları bizim sıklıkla test edilen e, soru tiplerinden bir tanesidir. Bu bir kelime verilir, orada bu kelime neyi yerine kullanılmıştır diye. Profesyonel sınavlarında mutlaka karşımıza çıkar bu. Sonra ana fikir soruları var. 25'te bunu görüyoruz. Diğer hani spesifik olarak size söyleyeceğim şeyler var mı onlara bakıyorum. Diğer reading bölümü geliyor. Diğer reading biraz daha uzun gördüğünüz üzere. Yine doğru mu yanlış mı? Yazarın amacı yani ana fikir soruları çıkıyor. Yine sebep sonuç ilişkileri var. 35'te referans sorusu yeniden çıktı karşımıza. Him ne için kullanılmıştır diye. Sonra bir de şey var. Yani sadece bu hani him, they gibi kelimeler değil de aynı zamanda bir kelime verilir. O neyin yerine kullanılmıştır diye sorulabilir. Yani bu da şeyde olduğu gibi. 37. soruda fewer kelimesi var. Onun gibi. O 40. soruda bir şey var. Diğer sorulardan farklı olarak. Bir aşağıda bir cümle veriliyor. Bu cümlelerden bir tanesi hangisi? Which of the following sentences does not fit the, in the last paragraph diyor. Burada bir 1, 2, 3, 4 numaralı cümlelerden bir tanesi bu şeye son paragrafa uymuyor. Bunlardan hangisi uymuyordur diye soruyor. Burada bakalım. Mesela şurada görüyorsunuz 7. paragrafta buradaki paragraf içerisinde anlamca anlam bütünlüğünü bozan ifadeyi, cümleyi bulun diyorlar. YDS'de ve YÖK dili gibi ulusal sınavlarımızda, ulusal yeterlik sınavlarımızda test edilen bölüm burada paragraf içerisinde verilmiş. Yani böyle yekpare bir şekilde okuma bölümünde burada verilmiş. Bir tanesi bozuyor. Bunu bulmanız isteniyor. Tekrar soruya döndüğüm zaman bir şey daha dikkatimi çekmişti. Ha 39'da da bir geri gittim. 39'da da başlığı bulun diyor. Yani ana fikir aslında bilmek anlamında önemli oluyor. Sonra close test var. Close test dediğimiz bağlam içerisinde kelimeleri yerleştirme. Sadece kelime değil tabii ki. Doğru tersi, bağlacı, preposition, preposition dediğimiz in, on, etler var ya onlar. Onları oraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Bağlam içerisinde yapıları öğrenmek önemli bu tip soruları yapabilmek için. Kelimeleri öğrenirken de kelimeleri birlikte kullanılarıyla öğrenmek gerekiyor. Ne demek birlikte kullanılar? Kullanımlar. Şunlar demek. Yani bir kelime var şunda. İşte acquire dediniz. Acquire edinmek demek mesela. Acquire a language. Dil edinimi. Mesela İngiltere'ye gittiniz. Orada o doğal ortamda bir İngilizce öğreniyorsanız orada acquire yapıyorsunuz. Dil edinmiş oluyorsunuz. Veya işte bizim kendi ana dilimizi acquire etmemiz gibi. İngilizceyi learn yapıyoruz ama dili kendi ana dilimizi acquire yapıyoruz, acquisition yapıyoruz. Bunlarla ve birlikte kullanımlarla öğrenmek lazım. Bu şekilde yaptığımız zaman bayağı bir fayda sağlıyor. Tek başına acquire eşittir edinmek demek işte anlamına gelen şeyler yazarsak veya oraya İngilizce karşını yazarsak bunlar elbette ki işe yarar, işe yaramaz demiyorum. Ama işe yaramazsa sınırlı kalır. Bunu da bilmek gerekiyor. Başka neler söyleyebilirim? Bir close test daha var onu söyleyebilirim. Yine bağlaçlar, tensler, kelimeler karşımıza çıkıyor. Relative clause'lar çıkıyor. Evet, writing bölümünde de 300-350 kelimelik bir essay yazılması isteniyor. Burada nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiş. Organizasyon, içerik, dilin kullanımı, dil bilgisi, gramer kuralları, kelime seçimi gibi ifadeler, kriterler burada yazılmış. Burada yazılması gereken konular yaz seçmeli olarak verilmiş bir tanesini seçip onunla ilgili bir essay yazmanız isteniyor. Üç tane konu verilmiş burada. Burada bir hani görüşünüzü belirtme, belirtme konusunda bir şey var. Ee, soru tipi verilmiş. Bir ve iki de bunu görüyoruz. Aynı şekilde üçte de do you agree, disagree yani bir tanesinde bir fikir veriliyor. Onunla ilgili olarak bir görüş veriliyor. O görüşe katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Burada e, görüşünüzü görüşünüzü belirlerken mutlaka bir taraf tutup o tarafı sonuna kadar destekleyin. Ya izlememiz gereken yol bu olacak bir giriş bölümü yapıp bu giriş bölümünde introduction diyoruz buraya. Genelden özele doğru inip yani genel bilgiler verip konu neyse hangi konudan bahsediyorsunuz orada bir, bir, takım genel bilgiler verip arkasından özele doğru inip en sonunda da giriş bölümünün en sonunda da thesis statement vardır tez cümlesi. İşte orada savunduğunuz görüşü söyleyin ve gerekçelendirin. Yani en az iki tane, üç tane belki duruma göre dört tane, dört tane fazla olur. Yani iki ile üç arasında karar verin gerekçelerini sayın. O gerekçeleri body paragraflarda yani gelişme paragraflarında açın. Bunları destekleyin, örneklendirin. Sonra diğer gerekçenizi de diğer body paragrafta açın, destekleyin, örneklendirin. Böyle devam etsin bu. Sonunda da conclusion bölümünde sonucunda da söylemiş olduklarınızı bir toparlayın ve eseyinizi o şekilde tamamlayın. Evet, sınava girecek öğrencilerimize başarılar diyorum. Sınava hazırlayan hocalarımızın da Ellerine sağlık diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.